Mutlu Bir Yuva izinden merhaba sevgili dostlar. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum sizleri. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konuğum psikolog danışman Safiye Esra Demirhan Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba hocam. İyisinizdir umarım. Sizi görünce daha iyi oluyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir mukabele. Hocam bugünkü konumuz kadın ve erkekler arasındaki temel farklılıklar ve tepkisel söylemler. Çok hem biraz geniş hem de sizin anlatacaklarınızda daha da spesifikleştireceğimiz yine bir konu. Bunun bağlamında şunu da hatırlatayım. Bir önceki videomuzda sizinle çektiğimiz evlilik lügatıydı. O da yani bir bütün olarak yerleşmesi için dinlenilmediyse dinlenilmesi gereken bir videoydu diyorum. Hocam bekliyoruz farklılıklar nelerdir kadınlar ve erkekler arasındaki? Evet. Ladies first diyelim o zaman. Bugün önce kadınlardan başlayalım. Mesela kadını bir tanımlayalım. Genel çerçevesiyle değinelim bir. Kadınlar sevgiye, iletişime, güzelliğe ve ilişkilere değer verirler. Şimdi bunların kadın değer verir dediğimde şöyle anlaşılmasın. Erkekler değer vermez anlamına gelmiyor. Erkekler de bunlara değer verir fakat oranı değişebilir. Yani kadında baskın olanları daha çok şu anda öne çıkaracağım, ifade edeceğim. Eğitmek, düzeltmek, uyarmak tamamen karşısındakinin iyiliği içindir kadında mesela. Evet. Ya da talep edilmeden birine yardım etmek kadını mutlu eder. Biri talep etmeden yardım etmek ama kendine talep etmeden yardım edilsin ister mesela. Burada birazdan değineceğiz buralara neyi değiştirmeliyiz kısmında. Talep edilmeden birine yardım ettiğinde bu bir sevgi göstergesidir. O yüzden kendine de talep edilmeden yardım edilsin ister yani. Buradan sevildiğini ve değer gördüğünü algılar. Bundan dolayı da erkek istemeden yardım etmeye kalkar mesela ama tam tersine erkekler de burada sıkıntıya sebep olabiliyor. Çünkü erkek de kendi sorunlarını kendi çözmek istediği için köken ailesi, geçmiş yaşanmışlıklar, toplumun ona atfettiği farklı roller falan devreye giriyor. Bunlara birazdan değineceğiz. Şimdi kadınlar erkekleri de düzeltmek, bir annelik içgüdüsüyle hemen müdahale etme gereği duyuyorlar ama burada erkek gerilebiliyor. Aslında erkeği eleştirmiyordur orada kadın, onun iyiliğini istiyordur. Ama erkeğe yetersizlik duygusu yaşatıp yaşatmadığını fark etmiyor olabilir, belki bir parantez açıp oraya dikkat edilmesi gerekilebilir yani. Evet. Kadınlar duygu paylaştıkça, ilişki kurdukça doyuma ulaşırlar. Uyum ve sevgi dolu iletişimi severler, paylaşımı severler. Duygusunun da anlaşıldığını fark ettikçe paylaşmaya devam eder. Aynen, yani paylaşır ama paylaştığını da fark ettikçe değil mi? Tabii ama sadece kadın ve erkeğin paylaşımını kastetmedim. Bir kadının kadınla iletişimi ve paylaşımı da erkeklere baktığınızda mesela bir oturmaya gidersiniz ailecek arkadaş çevrenizle. Kadınların paylaşım oranıyla erkeklerinki çok farklıdır. Yani kadınlar eş değiştirir, çapraz ya da direkt bir şekilde tekrar konuşmaya devam ederken erkekler ara ara mola verir, telefona bakar, bir sessizlik sonrası bir daha abi ya diye devam ederler mesela. Hani kadın bundan lezzet duyar ama erkek bir bilgi ya da olgu paylaşımı için kullandığı iletişimi çok hızlı tüketmiyordur belki de. Kadın için tekrar uyum ve sevgi dolu iletişim çok önemlidir. İlişkileri iş ve teknolojiden daha çok önem verip daha önde tutarlar. Ama istisnalar kaideyi bozmaz. Bazı kadınlar az oranda hani işi daha ön plana çekmiş olabilir ve ilişkileri öteliyor olabilir. Ama burada o kadın ne yaşadı? Ya bakmak lazım. Çünkü fıtri olanında bu çok yoktur. Mesela kadınlar rekabetten zevk almazlar. Ama rekabete girmezler mi? Girerler. Fakat yıpranırlar. Erkeğe nispeten kadın daha çok hasar görür bu durumda. Daha çok kıyaslama vardır herhalde kadınlara da rekabetten ziyade. Kıyaslamayı daha çok yaparlar. Evet. Erkeklerde de kıyaslama biraz daha azdır yani.
Çünkü daha çözüm odaklıdır onlar. Hani kıyasla çok vakit kaybetmezler. Kıyaslamak yerine yapmayı ya da yapılmasını tercih ederler. Kadınlar için duyguların kişisel ifade edilmesi de çok önemlidir. Mesela yani birisinin onunla alakalı düşüncelerini net ona ifade ediyor olması önemlidir. Mesela onu becerikli ve başarılı buluyorsa bunu ona ifade etmesi çok önemlidir. Ya onun olmadığı ortamda başka birine ifade etmesi ona o kadar keyif Evet. vermeyebilir yani. Başka mesela sabır ve ilgiyle dinlemeyi sever, dinlenmeyi çok sever. Konuşmak ayrı bir doyum kaynağıdır kadın için zaten. Bu ta fetüs dönemi, embriyo döneminde anne vücudunda salgılanan testosteron hormonuyla alakalı bir şey yani orada o östrojen ve testosteron hormonu onların çokluğu ve azlığıyla ta oralara dayanıyor. Yani kadın sonradan böyle olmuyor aslında. Böyle yaratılıyor. Hocam burada bir yine keseceğim balla Buyurun. sözünüzü. Tabii Buyurun. siz anlatırken ilk başta kendimi ben hayal ediyorum. Bunların hangisi bende nerede veyahut da ben neresindeyim diye. Kendimi çok konuşmuyor gibi düşünürdüm ben kadınlar arasında. Belki en az konuşan kadınlar olarak diye düşünüyordum. Evet. Ama evlilik sürecinde bundan vazgeçtim. Öyle değilmişim. Çünkü evet böyle belki sıcağı sıcağına her şeyi konuşmuyorum, anlatmıyorum, ifade etmiyorum. Ama özellikle de hoşuma gitmeyen şeylerin çok fena biriktiğini ve çok fena patlayabildiğini fark ettim Evet. kendimde. Evet. Sonra dedim hakikaten genel itibariyle kadınlar çok konuşuyor yani. Konuşması da gerekiyor herhalde yaratılışları gereği. Evet, yani kadın çok konuşuyor, erkek az konuşuyor. Evet, böyle bir gerçek var. Hani oranlarsanız var ama rahatsız edip etmemesi söylemlerle alakalı aslında. Yani rahatsız etmeyebilir. Onlara birazdan tek tek değinelim. Şimdi genel hatlarıyla bir verelim. Evet. Kadınlar gene sevgi ve şefkatlerini ifade etmeyi çok severler. Hani bu onlar için onlara da iyi gelen bir şeydir. Mesela bir erkek sevgisini seni seviyorum şeklinde çok rahat ifade edemeyebilir. Ama dediğim gibi istisnalar muhakkak çıkar yani. Ara bunda hiç sıkıntı yaşamayan erkek yok mudur? Vardır. Geneli ele aldığımızda böyledir. Genel olarak birçok kadının kişisel gelişim ve psikolojiyle arası iyidir, ilgisi Evet. vardır. Erkeklere nispeten astrolojiye ilgi duyarlar, daha çok ilgi duyarlar. Mistik şeylere, işte sır kapısı vardı bir aralar, şu an yok ama sır kapılarına falan daha ilgileri Evet. vardır. Böyle bir gereksinimleri vardır. Çünkü sezgileri güçlüdür kadınların ve sezgisel şeylerden daha çabuk etkilenirler. Yıllar içerisinde zaman geçtikçe yaşadığı tecrübelerle de bu sezgilerini güçlendirir kadınlar. Artık nokta atışı yapabilir hale gelirler. Mesela şu çok olmuştur bizde eşimle. Otururken birdenbire onun nefesinin değiştiğini fark ederim ben ve uykun geldi derim. O daha kendi uykusunun geldiğini yeni algıladığı bir süreçte benim bunu fark ediyor olmamdan yıllardır çok şaşırarak karşılar. Evet. Yani nasıl anladın? Çünkü hani bir kadın olarak buna eğiliminiz artıyor. Bunu biraz annelik de kapsıyor. Aynen onun evet. Anne olduktan sonrası ya da oluş esnasında böyle çok natürel bir eğitime tabi tutuluyorsunuz aslında. Evet Vücut evet kesinlikle hormonlarınız evet. değişiyor, algılarınız değişiyor, hassasiyetleriniz. Ben mesela genç kızlığımda sese karşı çok duyarlı değildim ama ne zaman çocuklar oldu, en ufak bir çıtırtıda otomatik gözlerim açılıyordu. Çünkü Evet. o çocuğun korunması da bana emanet edilmişti gibi. Yani hani bunlar da kadınlarda bazı yanlarının daha çok inkişaf etmesine ve gelişmesine sebep olabiliyor tabii ki. Evet. Biraz da erkeklerden bahsedelim. Evet hocam iyi olur. Erkeklerde de önemli olan daha çok baskın olarak yetenekli ve yeterli olmalarıdır. Mesela başarı çok önemlidir, güç çok değerlidir erkekler aleminde. Benlik bilinçleri daha sonuca odaklıdır erkeklerin. Sonuç alacağı şeylerle daha çok ilgilenir. Sonuç alamayacaksa o tarafla çok ilgilenmez, vakit harcamaz mesela. Kendini kanıtlamaya, güç ve becerilerini geliştirmeye çok önem verir erkekler.
Kişisel gelişim kitaplarından, psikologlardan pek hoşlanmazlar maalesef. Yani bunu kendim de birçok kere tecrübe ettim. Ama önyargılarını devam ettirmeyebilirler. Yani bir kişisel gelişim kitabı zinhar ellenmez değil de tepkilidir. Fakat doğru teknik ve metotla verildiğinde ya da bir sebepten dolayı bakıp da faydalanabileceğini düşündüğünde devam ettirebilir. Ya da seans almaya, terapiye tepkilidir ve genelde erkeklerin reddettiğini gözlemliyoruz. Ama bir sebepten gelip de evet bunun bize faydası olacak düşüncesine yöneldiği an itibariyle bir kadından daha çok faydalandığına birçok kere şahit oldum. Erkek danışanlarımda da. Erkekler de kendileri talep etmeden öneride bulunmak sıkıntıdır mesela. Erkek çünkü daha önce de ifade etmiştik, sıkıntı yaşadığında kabuğuna çekilir ve sessizleşir ve önce kendi halletmeye çalışır. Hani bu aslında yetiştiriliş şekliyle de çok alakalıdır. Çünkü toplum o güne kadar ondan hep öyle biri olmasını, öyle olduğunda kabul göreceğini ima etmiştir, ifade etmiştir. Bundan dolayı bu devam eder. Erkek için yeterli olmak çok önemlidir çünkü. Zorda kalmadıkça da sorunlarını kendine saklar, bir başkasına ifade etmez genellikle ama eğer bir sorundan bahsediyorsa çözüm önerilerine açık demektir. Hani o zaman onu rencide etmeden, kötü hissettirmeden talep ettiği çözüm önerilerinin sizcesini sunabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ve Hocam değerler. bu güzel bir nokta. Yani hani genelde şu cümleyi duyuyoruz genelleştirmiş bir şekilde çözümden hoşlanmaz. Yani genel duyduğumuz erkekler hakkında bu ifade var ama işte hoşlanacağı yeri vurgulamanız ve o puan problemden bahsediyorsa orada bir çözümden hoşlanabilir. Bu da bence güzel bir detaydı. Tabii, yani o yanlış algıları kırmak için bunları ifade ediyoruz. Erkek çözümden hoşlanmaz değil. Erkekler için neyi nasıl ifade ettiğiniz daha önemlidir. Yani rahatsız olmadığı sürece, kişiliğine, benliğine dokunmadığı sürece kadınlara nispeten çözüme daha açıktır erkekler. Yani mantık ön planda olduğu için, okey bu benim işimi çözer, bu benim işime yarar dediğinde onu tatbik eder yani. Genellikle. Evet. Ve şöyle bir şey de vardır. Erkek karısının ya da bir muhatabın, bir arkadaşın problemini çözme eğilimindedir de yani. Çünkü bak mesela tamir arzu ve isteği nadiren kadınlarda da vardır. Mesela ben çok severim. Çünkü babam çok ilgiliydi, çok becerikliydi. Öyle olduğunu düşünüyorum ben yani. Ve onunla beraber mutlu vakit geçirdiğim için belki de zaman zaman açıp bir herhangi bir bozuk bir eşyanın tamirini izlemişliğim vardır. Dinlenmek için yaparım ben bunu. Hoşuma gidiyor mesela. Ama bayanlar arasında, kadınlar arasında bahsettiğimde o ne ya diyen çok oluyor. Ama erkeklerde genellikle bir şeyi tamir etmek, düzeltmek, işlevsel hale getirme eğilimi vardır. Karısına da o şekilde muamele edebilir. Sorunu var, hemen çözelim. Yani karısını seviyor da bu adam. Acı çeksin, üzülsün de istemiyor. Stres altında, hemen yok edelim. Ama kadın orada sindire sindire o süreci yaşayacak aslında. Hani onu o doğasında bırakmak çok önemli. Erkek için de aslında daha rahatlatıcı burada. Sadece dinlese ve duygusunu kabul etse kadın kendi kendine çözecek. İşler yoluna girecek orada. Tepkiselleşmemesi için belki arka arkaya çözüm üretmemek gerekiyor orada. Peki hocam, bu farklılıkların yanında işte girdiğiniz için hemen ben soruyu vurgulayayım ki daha iyi anlaşılsın diye girdim araya. Tabii. Peki bu yani tepkiselleşmeye sebep olan ifadeler nasıldır? Onlardan da örnek verir misiniz bize? Tabii. Birazdan kadını da erkeği de arka arkaya örneklendirelim inşallah. Genel hatlarını toparladıktan sonra. Mesela kadınlar çok ilgi duymasa da erkekler spora, avlanmaya, arabalara, işte haberleri izlemeye, maç takibi yapmaya çok önem verirler. Orada aslında deşarj olurlar. Yani elektrik atarlar, iyi hissederler. Orada yaptıkları yorumlar, attıkları enerji onlara iyi gelir. O yüzden tercih ederler mesela. Çünkü orada güç gösterisi yapabilecek şeyler de var, imkan da, zemin de vardır.
Kadınlara nispeten romantik algılanmaz erkekler ama duyguları vardır, romantizmi severler aslında. Fakat yanlış ifade edilmiştir. Romantizm erkekte zafiyet, zayıflık olarak algılandığında hoşlanmaz aslında. Ama Bu da daha romantizm çok kültüre göre herhalde, değil mi hocam? Yani nasıl anlaşıldığı romantizmin içinde kültürle yetiştiği alakalı. ortam, Orta Doğu kültüründe erkek için romantizm veba gibi algılanıyor mesela. Ama ne olduğunu bilmiyor aslında. Orada tepki verdiği şey farklı. Ona yanlış aktarılan şeye tepki veriyor. Olayın ne olduğunu algıladığında bir duygusal paylaşım, ruhların birbirine uyumu gibi anlatsak, bunu böyle yaşatsak aslında o da tepki göstermeyecek. Ama maalesef yani şu bile romantik algılanıyor. Mesela kadınlar kahve sunumunu bile ne kadar kendilerine çetrefilli hale getiriyorlar aslında, ama hoş oluyor, şık oluyor, romantik oluyor. İşte böyle uzunca bir bardakta su, yanında kapaklı bir fincanda kahve, onun yanında ekstra bir sepetimsi bir kabın içerisinde biraz şekerleme, küçük bir dantelli, herkese aynı ayrı ayrı tepside servisler falan. Hani burada da çok yaygın. Arkadaş çevremde de çok böyle, yani kafeteryaya gitmiş gibi kahve içiyorsunuz. Ama bir arkadaşım paylaşmıştı. Artık erkekler öyle servis yapmıyorum dedi. O şekilde onlara da hani değer verdiği için yapıyor aslında ev sahibi bu servisi, ama gülmüşler. Abla bununla mı uğraştın? Bu ne ya falan demişler. Kırılmış, incinmiş. Bir daha erkeklere vermiyor. Yine kadınlar öyle servis yapıyor ama erkeklere düz kahve olarak veriyor. Şimdi dünyalar farklı. Bunlara da saygı duymak lazım. Yani daha sonuca odaklılar. Erkek için kahve içmeli, keyif almalı. Hani onun dekoruyla, dekorasyonuyla işi yok. Olması da gerekmiyor. Buna zorlamamak lazım. Yani herkes kendi ortamında mutluysa, bence bir diğerini yerinin ortamına sokmaya zorlamamak da gerekiyor. Erkekler için kadınlar kapitalist düzenin, işte romantizm uydurmasının elinde hırpalanan, yorulan zavallılar gibi algılanıyor zaman zaman mesela. Kullanıldıklarını bile düşünenleri duydum, şahit oldum yani. Çünkü biraz daha sonuca odaklılar, nesnelerle ilgililer, duygulara çok odaklanmıyorlar, kaçırabiliyorlar. Mesela güçlü arabaları, işte tamirleri, hızlı bilgisayarları, teknolojiyi, iri aletleri seviyorlar mesela. Onlara daha çok ilgililer ama bir kadın da bunlara ilgi duymayabilir yani. Buralarda kabul çok önemli. Hedeflerine tek başına ulaşmaya çok önem veriyor erkekler. Yaptım, başardım, çözdüm gibi. Yardım talep etmeyi zayıflık algılıyorlar dedik zaten onu. Kendi yapmış olmalarıyla gurur duymak çok önemli. Özellikleri çok önemli. Mesela özellik yeterli ve güçlü olmanın bir simgesi erkek için. Bir de bazı yakınmalar da var. Mesela kadınlar en çok neyden yakınıyorlar? Hani ben bunları sıraladığımda birçok kadın nasıl yani, başkaları da mı diye tepki veriyor. Erkeklerde de aynısına şahit oldum. Herkes zannediyor ki bir tek o yaşıyor o problemi, bir tek onun kocası sorunu, bir tek onun karısı böyle yapıyor. Değil aslında. Yani evet, farklılıklar var. Bu sizin doğduğunuz şehirle, ülkeyle, yetiştiğiniz köken, çekirdek ailenizle, hepsiyle biraz daha değişiklik yaşamış, form değiştirmiş olabilir ama genel hatları aynı. Mesela kadın erkeğin onu içtenlikle dinlemiyor oluşundan yakınıyor genellikle. Erkekler ya tümüyle kulak ardı ediyorlar ya da biraz dinliyorlar. Yani kendilerince değerlendirmede bulunuyorlar. Kadına çözüm önerileri sıralamaya başlıyorlar. Kadın da sadece paylaşım istiyor. Erkeğin onun sadece duygularını kabul ederek dinlemesini istiyor mesela. Erkek böyle çözümler üretmeye başlayınca da kadın tepkiselleşiyor, çünkü aradığı şeyi bulamıyor. Değersizlik hissetmeye başladı orada. Bu sefer erkek çözümleri kabul görmüyor diye tepkiselleşiyor ve kadını daha fazla dinlemek istemiyor. O noktada kadınlar çok konuşuyora bağlıyor. Mesela ben çözüm, o sorunu söyledi, ben çözümü söyledim, burada hallolmalıydı. Mesela kadınların en çok bundan
yakındığını görüyoruz. Erkeklerde neyden yakınıyor mesela en çok, en barizlerinden bir örnek bulalım. Kadınların onları sürekli değiştirme çabasından çok yakınıyorlar mesela. Evet. İşte Evet, gücü beni tabii. değiştirmek, bir beni beğenmedi, bir türlü memnun edemedim, değişmiyor da değilim hocam, değişiyorum, daha fazlasını istiyor gibi. Aslında kadın onu değiştirme çabasında değil, kadın annelik içgüdüleriyle sevgisini belli ettiğini zannediyor o noktada. Sevgisinin gelişimini, Ya yani gelişimini yani destekleme motivasyonuyla yapıyor bunu. Hı. Yönlendirme görev biliyor kocasını aslında. Ama erkek için Hocam onun yani kendince gördüğü negatif, olumsuz yanı görerek ve onu ona karşı ifade ederek, hatta bazen sert bir şekilde yüzüne vurarak ifade edemeye şey, annelik içgüdüsüyle hani sevgisini öyle ifade edemeyeceğini bilmesi gerekmiyor mu yetişkin bir insanın? gerekiyor ama bildiğimiz her şeyi tatbik Evet. edemeyebiliyoruz, kaçırabiliriz. Özellikle de Yani hani işte mum dibine ışıtmaz diyoruz ya. Evet. Kendin yaşadığında fark edemiyorsun. Şu da çok yaygın. Kendi çocuğun yaşadığında da fark edemiyorsun. Yani bir başkasının çocuğundaki hasar tespitini çok çabuk yaparken kendi evladındaki sana kusur gibi, hasar gibi gelmeyebiliyor. Kadınlarda şöyle bir şey de var. Mükemmelliyetçilik eğilimi erkeklerden daha yüksek. Birçok Evet, erkekten daha yüksek. kesinlikle, Ve kesinlikle. bir ortamda, toplulukta kadın sürekli erkeğin öyle dememeliydin, öyle oturmamalıydın, bunu şöyle yapmama. Yani kim olsa çatlar. Erkeğe de bunu çok fazla yapmamak lazım. Ama yapan erkekse onun da yapmaması lazım yani. Evet. Kadının erkeğe her fırsatta neyi nasıl yapması gerektiğini söylemekten vazgeçmesi gerekiyor. Erkek de yönetilme hissi oluşuyor çünkü. Kadın onu koruduğunu sanıyor da erkek kuklalaştığını düşünüyor ve bu ona çok ağır geliyor. O Hocam zaman kadın olarak bunu erkek yani eşimiz bize yapsa bizim de hoşumuza gitmiyor. Yani hani kesinlikle, sadece kadın kesinlikle. erkekliği de insan olarak zaten hoşa giden bir şey değil. Özellikle hep negatif, olumsuz yanları hele de değiştir moduyla vurgulamak bayanların da hoşuna gitmiyor. İlk soru belki Kesinlikle. şu yani benim de hoşuma gitmeyen şeyi niye eşime yapıyorum? Yani karşımdaki muhatabıma yapıyorum. Evet, ilişkiler yıpranıyor bundan dolayı diye Evet, düşünüyorum. Yani çok. sorunlar genellikle halı altına süpürülüyor. Üstü örtülüyor bir şekilde, koşuşturmacalı hayat telaşeleri belki, bilemiyorum. Ya da güç hissedilmiyor bunlarla baş etmek için, ama inanın çok zor şeyler değil. Yani sürekli muzdarip olduğunuz bir bel ağrınız var ama bir türlü doktora gitmiyorsunuz. Aslında bir gitseniz bir müdahaleyle geçecek bir şey, zamanla beldeki eklemlerin, omurların aşınmasıyla kalıcılaşıyor. Yani böyle Evet. düşünmek lazım. Kadın ve erkeğin Kesinlikle. ilişkisi de aslında küçük tatlı dokunuşlarla böyle cennet bahçelerine dönüşebilir. Ama hep Kesinlikle. üstü örtülüyor. Şimdi değil, zaten anlamaz kiler falan. Biraz da çevreden toksik, yanlış bilgiler alınabiliyor. Fıtrata uygun müdahaleler yapılmıyor belki de. Sonra kalıcı problemlerle, kemikleşmiş sorunlarla uğraşıyoruz. En acısı bu ailede büyüyen o temiz, minik, saf Evet. dimağların hasarlarıyla uğraşmamız gerekiyor. Bu çok acı. Gerek yok. Pozitif olalım ve neden başaramayalım ki motivasyonuyla bir daha deneyelim. Evet Gerçekten faydalı. hocam, bir de şu var. Ben yani şunun da önemli olduğunu görüyorum. Hani okuyoruz ama gördüğümüz örnekler de çok fazla. İşte kıyas demiştim ya, demin bir kullandığım ifadeydi. Şu an hani gerçekten kadınlar sosyal medyada özel hayatlar olsun veyahut da işte kendilerine ait güzelliği paylaşma veyahut da başkalarına ait olan güzelliği paylaşma noktasında çok daha meşguller bu konuda. Bayanlar çok daha önde. Ve gördükleri şey yani işte sevgi ifade etme şekli bile gördüğü şeye göre şekillenebiliyor. Yani hani benim muhatabım sevgiyi nasıl anlar, nasıl gösterebilirim? Yani ben ve o olarak, yani sen ve ben olarak dış dünya hariç. Ama dışarıdaki bir işte sosyal medyadaki bir kadının tamam genel özelliklerimiz var ama bireyler olarak da biliciyiz yani. Oradaki aynı şeyi bekliyor, aynı şeyi göstermesini istiyor. Aynı şeyi gösterdiği zaman
söylediği zaman, sunduğu zaman mutlu olacağını zannediyor. Ve inanın zihin çok odaklanıyor o dışarıya. Yani Bu çok dışarıya o kadar çok yanlış. odaklanıyor ki içeride onu bekliyor. Bu da Evet, çok maalesef. olumsuzluğa sebep olan etkenlerden şu günümüz dünyasında maalesef. Maalesef bunlardan arındırmak lazım yuvalarımızı. Çünkü oradaki yani o suni ve bilinçli yani bir yerde kamera birini çekiyorsa ortamda doğallık olamaz. Doğal bir görüntü izliyor gibi Evet. olabilirsin ama biri çekiyor onu ve çekilen bunun farkında. Hani orada zaten bilinçli bir tiyatro oynanılıyor. Sen onu kendi real hayatında göremezsin yani o boyutunu göremezsin. O yüzden bunlardan arındırmak lazım. Beklentileri bu derece sunnileştirmemek lazım. Bunun mümkün değil. Bunun karşılanma ihtimali yok. Yani kadın kocasından, kocası da karısından bir başkasının hayatını yaşatmasını beklememeli. Kendi Evet, birlikteliklerinde, hayat yolculuklarında birbirlerine nasıl iyi gelirler, onun derdinde olmalılar. Ama bu noktada kadının erkeğe, erkeğin de kadına iyi hissettirmeyen bazı maalesef tepkiselleşmelerine sebep olan cümle kalıpları var. Hemen birkaç örnek hocam oralardan onlarla verelim. somut bir şekilde örneklerinizle bitirelim. Bir Tamam, somutlaştırıp tamam. Tamam, ifadelerinizi. birkaç örnek sonra bitirelim. Mesela Evet hocam. erkeklerin duyguları anlamıyor ya da önemsemiyor düşüncesine kadınları sokmasının altında yatan cümlelerden birisi o kadar kafana takmamalısın. Mesela çok klişedir. Erkekler bunu çok kullanıyorlar. Hani diyoruz ya duyguyu kabul etmeliyiz. Çocukların mesela çocukların duygusunu kabullenmeliyiz. Çocukluk duyguların kabulü yetişkinlikte de çok önemlidir, karşımıza çıkar diyoruz. Hani çocuk korkuyorum bu odada dediğinde korkacak ne var? Arıdan korkuyorum. Ne var bunda kork demiyorsak yetişkin bir kadına da bu kadar kafana takmamalısın dememeliyiz. Var ki bir şey takıyor. Orada onun duygusunu, kafaya takışını kabullenmek. Ya da mesela şu çok kullanıyor. Ama ben böyle söylememiştim. Sen bunu yanlış anlamışsın diyor erkek. Ama sen yanlış anlaşılmaya birçok kere sebep olacak ne söylüyorsun? Bir oraya bakmalısın belki de. Ya da bunu yapmak istemiyorsan, hoşlanmıyorsan, söylenecek, mızırdanacaksan yapma daha iyi deyip kestirip atıyorlar. Ama kadını bir yola sokuyorsun, bir cendereye sokuyorsun, sonra bunu deyip arkanı dönemezsin mesela. Bu çok yıpratıcı. Ya da bu kadar büyük bir mesele değil, niye bu kadar büyüttün? Unutalım gitsin. Hayır, sakinleşin ve onu bir sonuca bağlayın. Orada açık kalmasın o dosyalar. Sonra Hocam işte çok o... kullandığımız bir cümle var ya, ne anlatırsan anlat, anlattığın karşıdakinin anladığı kadardır. Bu duygular için de geçerli. Tabii. Karşıdakinin hissettiği kadar, anlam Kesinlikle, verdiği kadar. kesinlikle. Biraz da zaman vermek lazım muhataplara. Yani o an hazır bulunuşlu olmayabilir, senin duygunu ve yaşadığın süreci algılayamayabilir. Birdenbire de kesip atmamak lazım. Yani kadın da erkek de bir ömür emek verecek. Emek verilen şeyin lezzeti güzel olur. O yüzden birdenbire olmuyor, bizimki de olmuyor dememek lazım. Ama patolojiden arınık söylüyorum bunları. Yani NŞA'da her şey ruh sağlığı yerinde olan bireyler için konuşuyoruz şu anda. Tabii ki de bazı kriterlerde olay farklı yerlere gidebilir. Ya da başka örnekler verelim hemen. Mesela erkek diyor ki konuşuyoruz ya işte. Ya belki de sen konuştuğunu zannediyorsun ama dinlemediğin için muhatap orada bir monolog yaşadığını düşünüyor. Hani o bunu bir diyalog gibi algılamıyor olabilir. Ya da alınmamalısın, öyle demek istemedim. Mesela öyle demediğimi biliyorsun ama diyorsun. Kullandığın kelimeyi direkt kadın değerlendiriyor olabilir, kırılıyor olabilir. Sevmeseydim seninle evlenmezdim mesela gibi. İşte ama öyle hissetmemelisin. Hiç de öyle olmamıştı. Ben öyle algılamamıştım gibi söylemler kadınları tepkiselleştiriyor. Şimdi dikkat ettiyseniz burada her bir cümlede olumsuz duygudan olumlu duyguya ışık hızında geçilsin arzusu var. Böyle bir Evet. beklenti var burada. Bu durum kadını tepkiselleştiriyor. Erkek bu durumda şunu bilmeli, tepkiselleşen kadın onun çözümlerini reddetmiyor. Beğenmediği için tepki vermiyor aslında. Tarzını,
zamanlamasını beğenmiyor, istemiyor onu. Kendini yetersiz hissetmemeli erkek böyle bir durumda. Bir durup ben bu kadına iyi gelmedim şu anda. Neyim iyi gelmedi? Hani belki ona bakmalı. Mesela şu çok duyduğum bir şey, örnek vermek gerekirse, çocukları tarafından bütün gün bunaltılmış bir anneye çıldırma noktasındayken artık sabrı taşmış ve sesi yükseliyor. Sakin sakin gelip baba, sen gene de sakin ol hayatım, sen gene de sakin kal hayatım derse, bu o bardağa düşen son damlacık olur. Kadın orada kopar. Onun yerine, bunu söylemek yerine, o çıldırtan çocuklara tatlı tatlı ne tür müdahalelerle bu kadını rahatlatabilirim demeli. Yani taşı elin altına sokmalı fikir vermek yerine. Kendi de Sıkıntıyı paylaşmalı ona yani. sahip olmalı. Patlatan mevzuyu paylaşmalı. Hocam Evet. kadınlardan da var mı söyleyeceğiniz? Çünkü Hemen epey kadınlara da uzattık videomuz. değinelim. Mesela kadınlar da genellikle erkeklere tersten sürüyorlar kaşağını ve erkek de kendini yetersiz hissedebiliyor. Kadının tespiti doğru da olsa erkek burada tepkiselleşip bütün kapıları kapatıp iletişimi sonlandırabiliyor. Mesela bunu niye satın aldın? Evde zaten bir tane vardı diyor alışveriş sonrası. Şimdi olabilir. Alınmaması gereken bir şey de olabilir ama burada dikkat etmek gereken husus neyi nasıl söylediğimiz. Mesela şimdi vaktimiz yok diye yaptırmayayım ama küçük bir alıştırma yapabiliriz burada. Söylediklerimizden çok nasıl söylediğimiz çok önemli. Kadınlar genelde burada kaybediyorlar. Ses tonlarından, mesela erkeğin kadının sesini cırlama gibi algıladığı noktada anında bütün kapıları kapanıyor. Orada devre dışı, sığır dinlemede yok. Orada bir kalabalık olarak algılıyor kadını ama kaçırıyor. Bu sefer tabii kadın daha çok coşmak durumunda kalıyor. Mesela işte erkeğe oraya koyma kaybolur, buraya koyma, orası leke olur, orası batar. Hani böyle annelik yapmaktan vazgeçmek lazım. Sürekli tepesinde denetim memuru gibi onu darlamaktan vazgeçmek lazım. Ama erkek de çorabını salona bırakmamalı. Aynaya avcuyla çocuk gibi dokunup lekelememeli. Tıraş olduktan sonra etrafı sakal kırıntılarıyla bırakmamalı mesela. Evet. Ama bunu kadın çocuğuna hitap ediyor gibi hitap etmeyecek. Her şey yolunda gittiği bir gün bir yetişkinle konuşuyor gibi konuşacak. Hatta O bir. hocam tam yani bu dediğinizin tersi de olabilir. Yani çocuklara daha nazik işte büyüyorlar öyle görmesinler etmesinler diye daha çok dikkatli olurken eşe daha saygısızca davranma ifadeler kullanılabiliyor yani. Kesinlikle. Mesela belli bir süre sonra kadınlar erkeklere özellikle 55'in üzerindeyseler artık kadın erkeğe, gençlerde de oluyor da burada daha bir tepkisel oluyor. Erkek daha böyle sakinleşmiş, durulmuş, yumuşamış oluyor. Kadın da böyle tahammülsüzlüğünün son sınırlarında artık her şeyi herkesin önüne çat çat ifade etme ihtiyacı duyuyor mesela. Bu noktaya gelmemek için daha bunu ilişkinin başlarındayken oturtmak, toparlamak lazım. Mesela işte çocukların önünde yemek ortamında bir babaya elinle yeme kötü örnek oluyorsun dememeliyiz, denmemeli. Çünkü bu da kötü bir örnek. Bunlara, söylemlere dikkat etmek lazım. İşte sen kullandıktan sonra her yer dağılıyor. Dememek lazım yani. Kimin hoşuna gider böyle şey? Aslında tepkisel yaklaşımlardan dolayı da biraz erkekler tepkiselleşebiliyor. Kadın da Ve erkek de. sonra bir mücadeleye döndüğü zaman hocam o zaman çok fena oluyor işte sen bunu söyledin ben de bunu söylerim ama sen böyle yaptın ben de bunu yaptığıma döndüğü vakit işte o zaman çok fena oluyor yani. Kesinlikle bu bir savaş değil. Böyle diyerekten bitireyim. Sizler Aynen öyle. yollarınızı birleştirdiniz. Bir şekilde bu hayatlar bir araya geldi. Birbirinize evet dediniz. Bu bir savaş değil ve kurallarına uymak zorunda olduğunuz kritik bir oyun, kazananı kaybedeni olacak bir yarışmanın içerisinde değilsiniz. Siz hayatı beraber deneyimliyorsunuz. Sünnet olan ne? Kadın ve erkek el ele, eşler el ele tutuştuklarında parmaklarının arasından günahları akar buyuruluyor. O zaman bu avuçları birbirinden ayırmadan,
arayı, mesafeyi açmadan, soğutmadan kime hangi söylem, hangi eylem iyi geliyorsa bir emek vereceğiz. O noktada hassasiyetlerimizi tekrar yapılandıracağız ve sevgi dolu, huzurlu yuvamızda sağlıklı çocuklar yetiştireceğiz. İnşallah hocam. Yani bu söylemleriniz, anlattıklarınız bir nebze, bir küçük de olsa bir merhem olsun dinleyenlere inşallah. İçgörümüzü kendimiz adına kadın kadınlığıyla, erkek erkekliğiyle, sonra işte kendimizi önce bireysel olarak ne kadar iyi kazanabilirsek karşımızdaki muhatabımızın, eşimizin de farkına o kadar çok varırız diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Uzun bir muhabbetimiz oldu ama çok da mühim de önemliydi. Umarım çok faydalı olacaktır. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İnşallah. Evet sevgili dostlar, çok kıymetli bilgileri lütfen dinleyelim, paylaşalım. Elimizden geldiği kadarıyla da uygulamaya çalışalım. Hoşça kalın.